Evet, devam ediyoruz. Bunları biliyor musunuz da Dolunay'da kalmıştık, hemen ona geçelim. Dolunay'la ilgili. Dünyanın her yerinden kedi bibloları aldı, doğru mu? Doğru. Uğur'un var mı? Yok, kedi figürünü seviyorum, onun için topluyorum. Peki. Hayatta en çok istediği şeyin Cahide Sonku rolü oynamak olduğunu. Biraz geçiyor artık bu şımarıkça bir istek bence olmaya başladı. Bence de oynayacaksan oyna derler yani. Kendime son derece mantıklıyımdır. Ailede Adanalı, Kızıl ve Çilli olan tek kişi olduğunu. Evet. Öyle mi? Çilli misin sen? Çilliyim. Nasıl kapattırdın? Hangi boyayla kapattın? Güzel işte, bu formüller var artık. Buna evet. Da açıklamadım. Ben biliyorum. Yani ama o da yakışıyor. Deniz kestanesini çok sevdiğini. Severim. Evet. Bilirsin. Bilirim. Sabahları çok uykusuz, çok huysuz sabahları. Ha, sabahlarını. Evet, sabahları çok huysuz olduğundan provaların akşam konduğunu. Ya benim yüzümden konmadı. Sadece yani denk geldi değil mi? Ayrıca arkadaşımın seti vardı. Destekledi yüzden, beni. Evet. Peki. Sırf o yüzden. -30 derecede bile çalışsa suratını asmadı. Asmam. Yön duygusunun sıfır olduğunu hiçbir yere bulamadı. Gelen. O bilgi kimden geldi? Beni aradılar. Söyleyeyim de aranız bozulsun. Kocanızdan geldi. Sinan Bey'den geldi. Müge Boz. Styling konusunda çalıştın. Zaten konuşmuştuk. Evet. Ayakları çıplak yere basmayı sevmediğini, yazın bile çorapla gezdiğini. Doğru mu? Doğru mu? Doğru. Evet. Temiz saçtan hoşlanmadığını. Banyodan sonra saçlarını kirli görünüme sokmak için saçına bir şeyler sürdüğünü. Evet. Gerçekten mi? Allah Allah. Banyoyu yapıyorsun, sonra yeniden mi kirletiyorsun? Yani evet, durulanmayan bir takım saç ürünleri kullanıyorum. Temiz saç sevmiyorsun? Evet. Mesela 2 gün sonra en güzel halini aldığını düşünüyorum saçın. Doğru söylüyor. Doğru. Ben bir ay yıkamıyorum vücudum güzel. Vücudum en güzel halini alsın diye bir ay yıkanmadığım ya, oluyor benim. 2 gün ideal. Böyle çorabı çıkartıp bir koyuyorsun, olduğu gibi duruyor böyle. İçine böyle ayağını sokuyorsun çorabın. Artık. Evet. Evcil hayvan olarak bir dönem kavanozda tarantula beslediğini. Tarantula değil ama örümcek besledim, evet. Örümcek beslediniz. Evcil değil ama hayvan diye. Böcek, sinek, örümcek şeklinde anahtarlıklar biriktirdiğini. Lisedeyken müthiş dağınık olduğunu. Bir gün arkadaşının Müge'yi korkutmak için Müge'den önce odaya girip yatağın içine saklandığını. Fakat Müge'nin onu fark etmediğini. Evet. Bu nasıl bir dağınıklık, arkadaşını... Odanın içinde arkadaşını fark etmiyorsun. Nasıl dağınıklıktı? Hayır, şimdi yatakta mesela yatak toplu olduğu zaman o böyle bir kalın gibi falan duruyor ya, o da onun içine girmiş. Ben de görmedim ve bayağı da hani ben odaya girdim işte böyle bir şeyler yapıyorum falan filan. Hani aradan bir süre de geçti. Evet. Sonra böyle bir maymun sesine benzeyen bir ses, böyle kikiki falan diye böyle bir ses geldi. Ben böyle ne oluyor acaba falan, sonra hani bir şey yok herhalde diye devam ettim. Ondan sonra yine o kıkırdaması geldi. Sonra yine yatağın içinden böyle çıkınca bayağı böyle İnsan yatağında kim yatıyor görmez mi arkadaş? Peki 10 yıl boyunca hiç kilo almadığını, bugüne kadar saçını hiç boyatmadığını. Evet. 10 yıl boyunca hiç kilo almadın mı? Evet, aldın, almadım. Verdin ya da ama aynı yani yerde. Yani o pantolonları hala girebiliyorum geçenlerde. Çok kaşınan birisi olduğunu, sinirlenince daha çok kaşındığını. Hayır. Yanlış bu. Ha, Mete'ninmiş pardon bu. Ne oldu, bir şey mi yapıyorsun? Doğru abi, doğru. Bir şey mi yapıyorsun? Doğru, bak. Allah Allah, bak. Evet. Peki, üniversitedeyken Müge üşüttüğünde arkadaşları sırtına bardak çektiğini. Ama bardak kalın kahve kupası olunca Müge'nin sırtına. Olur mu ya? Ya evet, çünkü şimdi ben hastayım. Bunlar dediler ki tamam işte biz seni süper iyileştireceğiz. Çok iyi bir yöntemimiz var işte, o bardak çekme mi denir? Ne denir, evet. Ona. Ben de işte şey gibi böyle tamam falan dedim. Ondan sonra bunlar bana hiç söylemiyorlar ama ben zannediyorum ki hani çay bardağıyla yapılıyor normalde. Çay bardağıyla, su bardağıyla çekildi. Bizim evde de çok çekilirdi. Ben hatırlarım yani. Bunlar gitmişler böyle büyük kupa bardağın tabii öyle bir yanda ve o da çok enteresan yani bayağı böyle... Onu böyle büyük bira bardakları vardı. Onunla bir çekeceksin. Böyle belin tamamını alacaksın oradan, anladın mı? Tencereyle böyle sırtta bardakla gezeceksin bir daha falan böyle. Yapmadılar. Böyle seni kulbundan tutup kaldıracaklar. Evet.